Merhabalar herkese. Bu videomuzda da bir öncekinden farklı olarak bir öncekini hatırlarsanız bir önceki videoyu temel class tanımlamasının içerisinde jenerik bir özellik ve altında sınıfı başlatıcı bir initiator class, initiator sınıf ve altında da bu sınıfın metotlarını iki tane örnek olarak koymuştuk ve bundan sonraki aşamada da yani bir önceki videomuzda da bu sınıftan bir alt sınıf türetmiştik. Personel sınıfından akademik bir personel sınıfı türetmiştik ve ilave olarak bunun içerisine ünvanı koymuştuk. Şimdi dilerseniz mevcut personel sınıfının içerisindeki bir özelliği, var olan bir özelliği değiştirebilecek şekilde yeni bir sınıf daha yaratalım. Aslında buna üzerine yazma ve var olan özelliğin üstüne konumlanma olarak tabir edeceğimiz overriding işlemi diyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışalım. Yine class tanımlaması yapıyorum ve idari bir sınıf yaratıyorum. İdari sınıf yine personel sınıfından bir sınıf. Şimdi def tanımlamasıyla ya da isterseniz def tanımlamasından önce şuradaki tür kısmını yeniden yazalım. Artık burada tür özel şirket personeliymiş gibi düşünelim ve buraya gelip özel yazalım. Ve yeni bir sınıf daha oluşturalım arzu ederseniz. Ne var burada? Dil var, tanımla var. Şurada ünvan vardı. İsterseniz burada da sınıf diyelim. Hangi hizmet sınıfında olduğunu göstersin. Hemen yazalım. Dev hizmet sınıf. Şu baştakini kaldırıyorum. Ve kendi içerisindeki, yani şuradaki personel sınıf içerisindeki bütün özellikleri alsın. Ve daha sonra da kendi hizmet sınıfını buraya eklesin. İçiminde ve tekrar şimdi return diyerek metin bir ifade oluşturalım. Şu isimli idari personel bakalım. Sınıfında görev yapmaktadır diyerek kapatalım. Ve hemen bunun formatını ayarlayalım. Format parantez içerisinde ne yapıyorduk? Self class'ından ismi alıyoruz ve birinciye getirip yazıyoruz. İsterseniz şöyle bir de yazabilirsiniz. Bir format hanesindeki ilk hane karşılık geliyor. Bundan sonraki ne var? Hizmet sınıfı var. Hizmet sınıfını da şuraya koyuyorum. Bu da ikinci bir türümüz. Aldık buradan ve getirdik. Doğrudan buraya koyduk. Başka bir şeyimiz var mı? Hayır. Artık kapatabiliriz. Şimdi yeni bir personel tanımlaması yapalım. P06 olsun. Bu da eşittir. İdari sınıftan bir personel. Parantez açtığımızda şimdi isim vereceğiz buraya. Personel sınıfından olduğu için. Bakalım bir isim. Elif olsun. 2-3 yıldır çalışan bir personelimiz olsun. Bakalım şimdi idari, evet 3 yıldır çalışan bir personelimiz var. Evet, kabul etti ve P06 kodunda idari bir personel yarattık. Şimdi şuradakine benzer bir şekilde print komutuyla ne yapıyoruz? P06 nokta hizmet sınıf yaratıyoruz. Hizmet sınıf burada hazır var. Evet, P06 hizmet sınıfı. Peki hizmet sınıfımız ne bizim? Veri hazırlama olabilir. Yazalım. Veri hazırlama
diyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Ve ikinci parantezimizi de kapatıyoruz. Evet, bir hatayla karşılaştık. Hatayı okuyorum hemen. Şuradaki işaretimizde hata var. Yani şuraya hatalı yazmışız. Hemen isterseniz şunu tekrar oluşturalım. Copy paste yazıyorum. Tekrar buraya koyuyorum. Ctrl V. Ve şurayı düzeltiyorum. Güzel parantezimizi koyduk. Şimdi personel sınıfı, idari personel sınıfını yarattık. Tekrar P06 eşittir idari yazıyorum. Ve personelimi tekrar oluşturuyorum. Elif V3. Ve artık şurayı tekrar copy paste yapayım, uzun uzun almayayım. Bakımını anladık çünkü hatamızı gördük. Ctrl V. Evet, bakalım. Şimdi hatamız nerede? Evet, bakalım. Cannot switch from manual field specification to automatic field numbering. Dolayısıyla şurada boşluk bırakmışız. Şimdi onu halledelim. Alalım tekrar hızlı bir şekilde. Ctrl V. Ve gidip buraya. Şuna 0 diyelim, otomatik numaralama. Buraya 1 yazalım. Ve ne kaldı? Evet, tekrar çalıştırıyorum. Şimdi tekrar şunu oluşturalım. Ctrl C. Evet, oluşturduk. Şimdi şunu hazırlayalım. Ctrl C ve tekrar çalıştıralım ve oldu. Elif isimli idari personel diğer hazırlama sınıfında görev yapmaktadır. Dolayısıyla overriding işlem, yani mevcut bir özellik ya da metodun üstüne yazar iken iki tane de bakımızı düzelttik. Bunlardan bir tanesi şuradaki köşeli parantezi, güzel parantez yerine yazmışız. Diğeri ise buradaki güzel parantezlerin şuradaki karşılıkları 0 ve 1'e karşılık geliyor. Eğer sadece 1 bıraksaydım 1 şuraya karşılık gelecekti ve buraya boş geçmeyecekti. Buraya da 0 yazacaktım. Ters yazmış olacaktım. Bunu yazmak yerine 0'ı 1'inciye 1'i de 2'inciye yazarak düzeltmiş oldum. Eğer 1 numara yazmamış olsaydım içeriye doğrudan kendi var olan sırasında 0'da yine aynı şekilde bunu getirip 1'de de bunu getirecekti. İki özelliği bir arada yapmış olduk. Peki şimdi son bitirirken de acaba P06 idari personel ya da şuradaki daha da yukarıdan personel sınıfından bir klona, bir nesneye mi karşılık geliyor test etmeye çalışalım. Bunun için isInstance isimli bir komutumuz var. Dilerseniz onu çalıştıralım. Print şöyle isInstance olarak yazıyor. Evet, isInstance yazdık. Şimdi P06 bizim şu anki sınıfımız. Peki hangi sınıfa ait olup olmadığını sorgulamaya çalışıyoruz. Personele ait olup olmadığını sorgulamaya çalışıyoruz. İkinci parantezimi de kapatıyorum. Evet, o sınıfa aitmiş. Peki aynı şekilde şunu test edebilir miyiz? Ctrl C. P06 idari personel sınıfına ait mi? Evet, bu da doğru. Peki P06 akademik personel sınıfına ait mi? Bunu da test edelim. Değilmiş. Dolayısıyla sınıf ve üst sınıf ilişkisini ve bu sınıflardan yaratılan nesnenin klonunun da hangi sınıfa ait olduğunu bir şekilde burada test etme şansına sahibiz. Bu video için bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.